Merhabalar sevgili Balık burcu, kanalıma ve videoma hoş geldiniz diyorum. 13 Mart haftası burç yorumlarınızdan bahsedeceğiz sevgili arkadaşlar. Şimdi sevgili gönül dostlarım, özellikle de çalışan Balık burcuysanız, pazartesi, salı ve çarşamba günü, özellikle de salı günü etkilerini daha fazla hissedebilirsiniz. Daha çok kariyer hayatınızdaki konularla başlayabilirsiniz. Yani kariyer hayatınız, çalışma ortamınız, kariyerinizdeki bir durumun, bir olayın, bir konunun büyümesi, finansal konular, hatta çalıştığınız yerle ilgili, kazançlarınızla ilgili konular, kazançlarınızda bir değişim, kazançlarınızda bir artış ya da yine finansal konularla ilgili çalıştığınız yerle görüşmek, iletişime geçmek, haberleşmek gibi konular söz konusu olabilir. Çalışmayan bir Balık burcuysanız annenizle ilgili konular söz konusu olabilir. Anneyle ilgilenmek, annenizin işlerini yapmak, anne için anneyle birlikte bir yerlere gitmek gibi enerjiniz söz konusu olacaktır. Ya da anneden gelecek olan maddi bir destek de size yardımcı olabilir bu konuda. Ya da bazılarımız için de eşin ailesiyle ilgili konuların gün yüzünde olabileceği, eşten gelen, yani eşin ailesinden gelen bazı maddi durumların da burada bir artış söz konusu olabilir. Belki yardım istediğiniz, size yardım için bir şeyler gönderebilirler sevgili arkadaşlar. Pazartesi, salı ve çarşamba günü gündemimiz kariyer hayatımız, anneler ve para konuları. Bu üç konuya bölünebileceğimiz ve arada bir üçgen bir durum, yani üçgen bir şekilde iletişim söz konusu olacak gibi görünüyor sizin adınıza. Her ne kadar evet güzel gelişmeler varken bir nevi de zorlayan enerjiler de var. Buna da dikkat edebilirsiniz. Evet, bir yandan güzel bir şeyler oluyor ama bir yandan da sizi zorlayacak gibi de görünüyor bazı konular. Perşembe, cuma biraz daha sosyal çevreye odaklı olabilirsiniz. Sosyal çevrede biraz böyle kendinizi baskı altında hissedebilirsiniz. Huzursuz hissedebilirsiniz. Kendinizi kısıtlanmış gibi hissedebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Burada bir görev almak zorunda da kalabilirsiniz. Bir grupta, bir toplantıda, bir kulüp gibi bir yerde ya da bir organize gibi bir yerde toplantının organizasyonunu siz yapabilirsiniz. Bu sorumluluklar size verir. Çünkü burada toplum için, arkadaşlar için, işte yakın çevreden ziyade görüştüğünüz kişiler için size bir sorumluluk verilmesi ve burada bu sorumluluğu yerinize getirmek zorunda kalmanız gerekecek ve bu sizi biraz baskı altında hissettirebilir. Belki bir düğün, dernek, bir doğum gününe katılmak zorunda kalacaksınız ama çok da böyle isteyerek katılmayabilirsiniz. Bu da söz konusu olabilir. Hafta sonu biraz daha planlarımızı, projelerimizi, düşündüğümüz konuları çok böyle ulu orta yerde söylemek istemeyebilirsiniz. Gizli gizli kafanızda planlar, projeler yapabilirsiniz sevgili Balık burcu. Aykırı böyle düşünceleriniz olabilir. Sizden beklenmeyen bir tavır sergileyebilirsiniz. Aynı zamanda her ne kadar kendinizi geri planda çekseniz de geri planda bir özgürlük arıyorsunuz aslında. Yani sizin uzaklaşmanız, hafta sonu herkesten uzaklaşmanız, herkesten böyle biraz geri kalmanız, kimseyle görüşmek istememeniz, belki evinizden çıkmak istemeyeceksiniz ama bu sizin özgürlüğünüz sanki. Bu özgürlüğü arıyor olabilirsiniz. Belki kimseyle konuşmak bile istemeyebilirsiniz ama kafanızın içinde farklı düşünceler, aykırı düşünceler, böyle devrimci düşünceler de söz konusu olabilir diyoruz. Aynı zamanda biraz rahatsızlanma, özellikle de nörolojik sorunlar yaşama gibi durum söz konusu olabilir. Bir hastane gibi bir yere gitme, bir kontrole gitme, işte ne bileyim başınızdan dolayı bir durum söz konusu olabilir sizin adınıza. Sevgili gönül dostları diyebiliriz, sevgili Balık burcu. Evet, Balık burçlarına astrolojik olarak yorumumuz böyleyken bakalım tarot kartlarımız neler söyleyecek. 13 Mart haftası Balık burcu diyoruz. 13 Mart haftası Balık burcu. Geçen haftadan başladığınız bir durum var sevgili arkadaşlar. Geçen hafta bir şey başlatmışsınız. Kendinize güvenerek, kendinizden emin olarak, ben kendime eminim ve
yeniden başlamaya da hazırım diyerek kendi adınıza bir şeyler başlattığınız bir durum var. Bu hafta bu durumla ilgili belirsizlikler devam ediyor sevgili arkadaşlar. Dengeye gelme durumunuz söz konusu. Yani sistem zaten sizi dengeye getirmeye çalışacak. Evet, bu hafta biraz bulanık, bu hafta biraz karanlık, bu hafta biraz temkinli. Siz de işin ya da gidişatın sonunu kestiremiyor olabilirsiniz. Bir yandan da etrafınızda düşmanlarınız da olabilir sevgili arkadaşlar. Düşmanlar derken sizi sevmeyen, sizi çekemeyen, sizin iyi olmanızı istemeyen kişilerin de durumları, enerjileri bu hafta sizi biraz daha etkileyecek gibi görünüyor sevgili arkadaşlar. Evet, dengeye getirme çabasında olacağınız bir hafta. Sistem de size zaten dengeye gelmek zorundasın diyecek ve yeniden bir başlangıcınız var. Yeniden başladığınız bir şey var. Bu hafta, evet, geçen hafta bir şey başlanmış ya da bir fikir sürülmüş ya da bu güç bende var demişsiniz. Bir işin içine girişmişsiniz ya da yapacağım dediniz ama bu hafta eyleme dönüştürüyorsunuz sanki. Örnek veriyorum, yeni bir iş, yeni bir ev, yeni bir aşk, yeni bir ortaklık ya da yeni bir kendinize güvendiğiniz bir işin içine başlamak. Ya ben bunu yaparım diyerek hareket etmek ve sonra biraz korkmak gibi de bir durum var sanki. Evet, bir cesarete gelmişsiniz, bir özgüveniniz yükselmiş. Ben bu işi yaparım, ben bunu hallederim, yeniden başlarım. Bu işten de çıkarım, yenisinden başlarım gibisine de düşünmüş olabilirsiniz ama sonra biraz böyle bu hafta bu işin belirsizliği, netleşmemesi, biraz böyle karanlık olması, sizi biraz kötümser, yani düşünce olarak kötümser yapabilir. Acaba olmayacak mı? Bu işin sonu nereye gidecek? Nasıl olacak gibi düşüncelere dalabilirsiniz. Bulanık görebilirsiniz, karanlık görebilirsiniz. Ama sistem sizi bir dengeye getirecek. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Denge kartı geldi sevgili arkadaşlar. Denge kartıyla kendi dengenizi, kendi işte bu özellikle de psikolojik sorunları sevgili arkadaşlar. Buradaki ay kartı biraz psikolojik sorunlar da verir. Biraz burada kuruntu verir. Kuruntuya girdiğinizde olmuyor, olmayacak ya olmayacak, işte yapılmayacak. Ben evet kendime güvendim, bir başladım ama bunun sonu nereye gidecek? Öyle düşünmeden hareket ettim gibi düşüncelere dalabilirsiniz ama sistem diyor ki sana evren ve sistem yeni başlangıçlar sunacak. Yeni teklifler hayatına girecek ve sen de bu teklifleri kabul edip yeni başlangıçlar yapacaksın ki halihazırda sen zaten hazırsın yeni başlangıçlara. Büyücü kartıyla elinden her şeyi dönüştürebileceğini, kendine güvendiğini, yeniden başlayabileceğini biliyorsun ve sistem de seni destekleyecek. Evet, birazcık belki korkabilirsiniz, biraz tedbirli davranabilirsiniz. Biraz karanlık, biraz bulanık, hemen olmayabilir belki, hemen netleşmeyebilir konular. Bundan dolayı belki de siz biraz tereddüt yaşayabilirsiniz. Ama sonu güzel başlangıçlar olacak sevgili arkadaşlar. Yeni başlangıçlarınız var bu hafta sevgili Balık Burcu. Yani şimdi şöyle bir şey var, Güneş Balık'ta, Neptün Balık Burcu'nda, Merkür Balık Burcu'nda, Satürn Balık Burcu'na geçti. Yani bütün sistem, evren Balık Burcu'na çalışıyor gibi bir durum var. Tabii ki buradaki belirsizlikler, netsizlikler, Neptün'ün de verdiği bir etkiyle sizi biraz daha böyle manevi olarak tereddütte bırakıyor ama bir yandan da Güneş sizde zaten parlayacağınız bir durum. Yeni kararlar alacaksınız, yeni planlar yapacaksınız, yeni başlangıçlarınız olacak. Zaten Satürn size artık bazı sorumluluklar verecek. Eğer işten ayrılmanız gerekiyorsa evet ayrılacaksınız. Satürn burada size yeni başlangıçlar vererek size yeni sorumluluklar verecek. Başlangıçlardan ziyade yeni sorumluluklar verecek ve sizi eğitecek, sizi öğretecek. Ki siz de burada ben hazırım, tamam ne yapacaksak yapalım diyorsunuz. Ve sistemde madem sen hazırsın biz de sana kız şansını, fırsatını vereceğiz dedi sevgili arkadaşlar. Evet sevgili yorum dostlarım, bu haftalık da bu kadardı diyoruz. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.